Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Emre Orhan. Bugün sizle 2016 TEOK 2 sınavının matematik sorularının çözümlerini paylaşacağım. Bu arada beni sosyal medyadan takip edebileceğiniz hesaplar E44'de soru hesabı, YGS, LYS, hesabı ve TEOK Matkeo hesabı. Şimdi birinci soruyla hemen başlıyorum arkadaşlar. Elif'in yaşının 3 katının 4 eksiği 26'dan küçüktür demiş. Dolayısıyla Elif'in yaşı x ile gösterildiğinde cevap ne olur? Elif'in yaşı x ise 3 katı 3x 4 eksi 3x eksi 4 kimden küçük olacakmış arkadaşlar? 26'dan. Dolayısıyla cevap 3x eksi 4 küçük 26 olacak. Buna uygun cevabımız A seçeneğidir. İkinci soruya geldiğimizde ikinci soru arkadaşlar olasılıkla ilgili bir soru. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu, 5 sarı bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele bir bilye çekilmektedir diyor. Hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır demiş. Dikkatli bakarsanız 19 tane bilye var. E, en az olasılık istiyorsak sayısı en az olan olacak arkadaşlar. Turuncudur o da. Doğru seçenek B seçeneği. Üçüncü soruya geldiğimizde açı kenar bağıntıları ile ilgili bir soru. Üçgenin açıları verilmiş. Burada en uzun kenar soruluyor. Hemen bulalım arkadaşlar. 82 52 daha 134 yapacak. 180'den çıkarırsanız burası 46'dır. 66 46 daha 112 yapacak. Dolayısıyla burası da 68'dir. Dolayısıyla bu üçgene göre en uzun kenar AC'dir. Bu üçgene göre de en uzun kenar AC'den daha uzun olan AB'dir. Dolayısıyla en uzun kenar AB olacaktır. Doğru seçenek A'dır. Dördüncü soruya baktığımızda cebirsel ifadelerin çarpımı ile ilgili bir soru. Hemen çarpalım. 3x ile 4x'i çarptınız 12x kare. Eksi 6x. 4x ile 7'yi çarptınız 28x. Eksi 14. Düzenlerseniz 12x kare artı 22x eksi 14 olacaktır. Dolayısıyla x'in katsayısı 22'dir. Doğru seçenek C'dir. Beşinci soruya baktığımızda tam karelerle ilgili bir ifadedir. x kare artı a x artı 64 bir tam kare ise bu arkadaşlar ya x artı 8'in karesidir ya da x eksi 8'in parantez karesidir. Eğer x artı 8'in karesi ise x kare artı 16 x artı 64 x eksi 8'in karesi ise x kare eksi 16 x artı 64 olacaktır. A'nın alabileceği değer 16'dır. Doğru seçenek C'dir. Altıncı soruya geldiğimizde sınavda en çok hata yapılabilecek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Zemine baktığınızda sizden şöyle belki ekrana tam sığmıyordur. Benzerlik oranının 2 bölü 3 olması isteniyor. Burada eğer e, kareleri saymazsanız MS diye gidebilirsiniz arkadaşlar. Şurayı önce bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tane kare var. Şimdi siz 2 bölü 3 oranına gidecekseniz burası 12 olacaksa soru işaretine koyduğum yeri 8 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dolayısıyla siz LR'yi birleştirirseniz burada sizden istenilen oran 2 bölü 3 olacaktır. Doğru seçenek B seçeneğidir. Buraya baktığımızda mecburen 2 bölü 3 oranını sağlamak zorunda olduğu için İnternetten bulmuştum bu kağıdı. Öğrenci arkadaş A yapmış. Üzüldüm yanlış yapmış. Yedinci soruya geldiğimizde yedinci soru olasılıkla ilgili bir soru. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 tane top bir torbaya atılıyor diyor. Mavi olma olasılığı 1 bölü 3 mü? Şimdi kaç tane mavi olduğunu bilmiyoruz ama x bölü 12 olasılığı 1 bölü 3 verilmiş. O zaman x'in 4 olduğunu biliyoruz. E 4 tanesi mavi ise 8 tane mavi olmayan top vardır. Dolayısıyla doğru seçenek D seçeneği. Sekizinci soruya geldiğimizde sınavda en çok hata yapılan sorulardan birisi. Diyor ki kareli kağıt üzerinde K noktasının O noktası etrafında döndürülmesiyle oluşan görüntülerden birisi hangisi olamaz? Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Önce şu OK uzunluğuna bir bakarsak arkadaşlar. 2'ye 1'den kök 5 ve kök 5 dediğimiz sayı 2'den büyüktür. Şimdi dikkatli bakın. OP'ye gittiğinizde e 2 aynı şekilde kök 5. Oraya gittiğinizde e 2 aynı şekilde kök 5. OT'ye geldiğinizde dikkatli bakın gene 1'e 2 kök 5 ama OS'ye geldiğinizde bu uzaklık 2 birim. Şuralarda takriben bir yere gelmeniz lazım. 2'den büyük. Dolayısıyla bunun da S noktası olması mümkün değildir. Cevap C. 9. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi 6x kare y olur diyor. Şimdi dikkatli baktığınızda A seçeneği 8x'ye. B seçeneği 6x kare. Buraya dikkatli baktığımızda. Buradaki 8x kareye buraya bakarsak da 6x kare y olacaktır. Doğru seçenek D'dir. 10. soruya geldiğimizde ikiz kenarlıkla ilgili aç ortaylığı ilişkilendiren bir soruymuş. Ekranda tam çıkmayabilir. Şöyle alalım. ABC üçgeninde AB eşit AC olduğuna göre biliyoruz ki ikiz kenar üçgende aç ortay aynı zamanda da kenar ortay. Dolayısıyla şu uzunluk 6 cm bu uzunlukta 6 cm olacaktır. O zaman arkadaşlar verilen şekilde AF bizim için açı ortaydır. Yani doğru seçenek B. 11. soruya geldiğimizde dikdörtgenle ilgili bir soru. Kenarlarından biri kök 44 demiş. Yani 2 kök 11'dir. Alanının doğal sayı olmasını istiyor. O zaman siz kök 11'li bir şeyle çarpmalısınız. A kök 11 direkt e, 22 çıkar alan doğal sayı. Burası 3 kök 11'dir. Kök 11 ile 2 kök 11 ile çarptığınızda 6 çarpı 11'den 66 çıkar. Doğal sayıdır. Burası 16 kere 11'den 4 kök 11'dir. 8 kere 11'den 88 çıkar. Fakat bu köküç çarpı kök 11'dir arkadaşlar. Kök 11'leri çarparsanız 11 olur. 2 köküç kalır orada. Dolayısıyla doğal sayı olmaz. Bu sorunun doğru seçeneği B'dir. 12. soruya geldiğimizde Eğimle ilgili bir soruydu. Eğimlerin pozitifliği ve negatifliği ile ilgili. Hatırlarsanız arkadaşlar sağ yatık doğruların eğimleri x ekseni ile saatin dönme yönünün tersinde pozitif açı yaptıkları için pozitif. Diğerleri de geniş açı yaptıkları için sola yatık olanlar da negatif oluyordu. Dolayısıyla burada k ve m doğrularının eğimi negatif. L doğrusunun eğimi bir pozitif. M doğrusunda eğim pozitif. Dolayısıyla eğimi negatif olanlar K ve M olacaktı. Doğru seçenek C seçeneği. 13. soruya geldiğimizde 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılması ile ilgili bir soru var. 180 sayısına baktığımızda arkadaşlar 36 çarpı 5'tir. 36 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 5'tir. Yerine yazılırsa A kare çarpı B kare çarpı C olacaktır. Doğru seçenek A'dır. 14. soru direkt Pisagor sorusuyla ilgili bir sorudur arkadaşlar. X deyip yazdığımızda x kare eşittir. Kök 48 artı kök 48'in karesi artı kök 52'nin karesinden 100 çıkacaktır. x kare 100 ise de x 10'dur. Dolayısıyla doğru seçenek d seçeneğidir. 15. soru sınavda hata yapılabilecek değişken türünden yazma ile ilgili bir soru arkadaşlar. x'in önündeki kat dolayı hata yapabilirsiniz. x'i yalnız bıraktığınızda 2y eksi 2 bölü eksi 5 olacaktır. Yalnız burada bir düzenleme yapmanız lazım. Eksi 2y artı 2 bölü 5 olacaktır. Doğru seçenek B seçeneğidir. 16. soru. Denklemlerin kesişimi ile ilgili bir soru. Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi y eşittir? 3 eksi x doğrusu ile y ekseni üzerindeki bir noktada kesişir. Y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikle Y eşittir 3 xte siz x yerine 0 yazdığınızda y'yi 3 bulursunuz. Kesişiyorlarsa aradığınız doğruyu da sağlamak zorunda. Dolayısıyla x'e 0 yazdığınızda hangisinin 3 olduğuna bakmalısınız. O da Adana seçeneğidir. 17. soruya geldiğimizde köklü sayılarla ilgili bir çevre bulma sorusu. Kök 162 bir kere arkadaşlar 9 kök 2'dir. Diğer kenar 2 kök 2'dir. Burası 4 kök 2'dir. Şimdi şey 3 kök 2'dir pardon 9 kere 2'den. Şuraya bakarsak iki kenarın toplamı zaten 5 kök 2'dir. E biz 9 kök 2'ye gitmek istiyoruz. Diğer kenar 4 kök 2 olacak. O da kök 32'dir. 18. soruya baktığımızda öğrencilerin hata yapabileceği bir soru. Çemberle ilgili çünkü karşımıza gelmiş. Burada da arkadaşlar verilen şekle dikkat ettiğinizde y eksenine göre yansıma alıp 6 birim yukarı 3 birim ötelediğinizde o noktayı bulmanız mümkün oluyor. Onu şöyle gösterebilirim ben. Hemen şu noktaya bakarsak arkadaşlar 4'ü eksi 2. Şu nokta 2'ye eksi 4. Bunu 90 derece döndürdünüz. Eksi 2'ye eksi 4. Burası eksi 4'e eksi 2 olacak. Dolayısıyla eksi 4'e 2 şurada. Bir nokta. Öbürü de eksi 2'ye 4 şurada bir nokta. Dolayısıyla çapınız oluşacak. Doğru seçenek C. Denklemin çözümüyle ilgili iki bilinmeyen denklemle ilgili bir soru çek X yerine 0 yazarsanız Y 3 olacak arkadaşlar. Benzer şekilde grafik yorumlamayla ilgili bir soru vardı. Bu grafik yorumlamayla ilgili soruda da C seçeneğinin yanlış olduğunu görüyoruz. X eksenini kestiğinde depoda 2 metreküp su kalmaz. Videonun soru biraz aceleye geldi arkadaşlar. Telefondaki hafızada olduğundan dolayı kusura bakmayın. Ama umarım cevaplar anlaşılmıştır. Hepinize başarılar.